Normalde projenin süreci yaklaşık bir 2,5 sene önce başladı mühendislik çalışmalarıyla beraber. Ondan sonraki süreçte geçen yıl yaklaşık 18 ay önce buranın ilk ceket dediğimiz temel sistemi, çelik yapılan temel sistemi oturtulduktan sonra geçtiğimiz bu yıl içerisinde, kış sezonunda en son topside dediğimiz ikinci kısımların montajıyla sonlandırdık. Bunlar tamamen sondaj öncesi yapılması gereken kapsamdı. Daha sonra da sondaj işlerine başladık. DP1 dediğimiz şu anda bulunduğumuz platformun da geçtiğimiz ay itibariyle sondaj işleri tamamlanmış olup şu anda geriye kalan mekanik aksamdaki proses dediğimiz borulama işleri ve ekipman montajları devam etmekte. Türkiye açısından ciddi anlamda bir kazanım olacak. Çünkü bugüne kadar yapılmış olan çalışmalarda ve bugüne kadar 20 yıldan beri var olan bir rezervuarın üzerindeyiz. Daha önce bulunmuş olan bir gazımız. Daha sonra bu gazın kullandıktan sonra doğal oluşumdan sonraki süreçleri burayı depolama olarak kullanılan 6 tane kuyu karadan yatay sondajla gelip yönlendirilebilir sondajla gelip 5 adet de kuyu daha önceki var olan platformdan yapılıp buradaki süreçte 20 yıl içerisinde işte aylık 25 milyon metreküp diyelim bunu özellikle kullanım dönemlerinde arz dönemlerinde bunun kapasitesini yaklaşık 2 katı 2,5 katına çıkartabilecek bir kapasite artırımından bahsediyoruz. Bu da ciddi anlamda 4.6 milyar metreküp'e gidecek. Çünkü iki farklı lokasyonda olmasının sebebi de buradaki jeolojik yapının tek bir noktadan tam olarak randıman alamayıp tam olarak gazı depolayamadığı için her iki tarafa da her iki uç noktaya da full olarak alıp bütün alanın kullanıma açılması adına 9 adet kuyu olmak üzere toplam 18 adet kuyuyla çalışmaları bitirmiş durumdayız şu anda. Normalde bizim var olan şu andaki platformumuz aktif olduğu için zaten kapasite arttırımına fazlasıyla katkıda bulunmuş olacağız o 9 tane kuyuyla. Diğer tarafın da hakeza en fazla Aralık ayından sonraki Ocak ayında da tamamlama sürecini kademeli olarak girmiş olacağız. Yani yine hedeflerimizi tutturmuş olacağız. Burasını aslına bakacak olursanız burası biliyorsunuz aslında bizim Türkiye'de TANAP boru hattı, İran gazı, Rus gazı bunların aslında bütün bizim enerji koridorundan geçtiği takdirde rezerv yapabileceğimiz belli noktalar var. Burada yine Değirmenköy'de daha önceden yapılmış olan belli rezervlerimiz var. Hakeza Silivri doğalgaz depolamamız var. Tuz Gölü var. Bunlar aslında tamamen halka arz edilmiş. Bölgesel olarak evet. Bölgesel olarak Marmara, İstanbul yakın coğrafyada bulunan iller faydalanabilecek ama dediğim gibi bu tamamen ülkenin ortak arz güvenliğine hitap edecek.